Evet, biz seçimler bitti ama şu anda seçimlerin tabii de değerlendirilmesi gerekiyor. Bugün Heilbronn'dayız. Kilim Gazetesi'nin düzenli programdaydık. Seçimleri değerlendirdik. Ender Bey de bugün görüşleriyle seçimlere, seçim sonuçlarıyla ilgili katkıda bulundu. Görüşlerini dile getirdi. Biz şimdi kendisiyle bir kez daha görüşelim. Kendisini tebrik ettik. Hayırlı olsun dedik. Ender Bey, sizi tanıyalım ve nereden nasıl seçildiniz onu dinleyelim. Evet, adım Ender Önder. Eisenberg, yani Ludwigshafen ve Kaiserslautern arasında oluşan bir şehirde oturuyorum. O şehrin hem belediye meclisine hem oradaki ilçenin de meclis üyeliğini kazandım. Bunu hani ikinci dönem giriyorum. Bir 2014'te de aynı şekilde belediye meclis ve ilçe meclisine seçilmiştim. Yani tecrübe kazanarak bir daha seçilmenin gururunu yaşıyorum. Tabii kolay bir seçim olmadı. Sosyal Demokrat Parti'nin işte oy kaybı bize de yansıdı. Ona rağmen girmenin tabii ki gururunu yaşadığımı söyledim. Ama tabii ki bundan sonra neler yapılacak? Bundan sonra daha etkili olmak için ekibimizle, oradaki seçim arkadaşlarla beraber güzel sonuçlar getirmek istiyoruz kendi şehrimize, oturduğumuz belediye, ilçeye. Onun çalışmalarını yapacağız bundan sonra. Peki 2014'te o zaman tecrübeniz varsa 2014 ile 2019 arasını kıyaslayabilir misiniz? Göçmen kesimin seçimlere katılmasını, belki 2014'te bilmiyorum sizin seçmen kitleniz daha çok göçmen miydi, Alman mıydı? 2019'daki kitle nasıl oldu? Şimdi 2014 ile 2019 arasında şöyle bir fark var. İlçe belediyesinde 2014'te 24. sıradan 9. sıraya yükselmiştim. Belediye meclisinde de 6. sıradan 4. sıraya yükselmiştim. Tabii tecrübeli olduğunuz zaman da listede biraz daha değişiklik yapabiliyorlar. Yani biraz daha tanınmış oluyorsunuz. Biraz da partinin stratejisini de belirleyen birisi olarak da kendim dedim ki biraz daha geriye plan atarak ön sıralara gelmek önemli. Gene 2019 senesinde ilçe belediyesinde 18. sıradan 8. sıraya yükseldim. Belediye meclisinden de 8. sıradan 4. sıraya yükseldim. Yani aslında baktığınız zaman hem Almanların hem yabancı kökenli insanların tercih oylarıyla alttan yukarıya doğru seçilme imkanınız oluyor. Fakat şöyle bir şey de var, yani yerel seçimlerde yukarıda olsanız bile aşağıya düşebiliyorsunuz. Bu Almanya'nın tercih sistemden dolayı. Tabii aynen, tercih listesinden dolayı, insanların tercihine göre siz hem yukarı veya aşağı düşebiliyorsunuz. Yani 2014 ile 2019 arasındaki fark, tabii ki 2019 daha fazla oy aldım. Ama SPD'nin oy kaybından dolayı gene daha fazla oy bekliyordum. Ama buna da şükür diyorum. Girmek önemliydi. Şu anda tabii ki fraksiyonlarda, işte gruplarda güzel sonuçlar çıkartmak gerekiyor. Hem oturduğunuz belediyeye, ilçeye ve ile, ayrıca eyalete vermiş olacağınız katma değer de çok önemli olacak. Onun için 2019'dan 5 seneye kadar neler yapabiliriz diye onun planını, projesini yapacağız. Yani hatta 2030 planlarını yapmamız gerekiyor. Yani sırf 5 sene değil, gelecek 10, 12, 15 senenin projelerini yapmak gerekiyor ki bir dahaki seçimlerde daha iyi oy alarak üst sıralarda yer almak ve en önemlisi de yabancı kökenli insanların siyasete atılması, partiye üye olması, parti yönetiminde yer alması, komisyonlarda yer alması ve ayrıca da tabii seçilerek de oradaki yaşayan insanlara faydalı projeler yapması olacaktır. Seçim kitlenizde bir değişiklik oldu mu? 2014'te, 2019, yani daha çok göçmen mi katıldı acaba 2019'da? Bir %8'lik, %10'luk bir artış oldu bu seçimde. Ya, tabii ki şöyle, bizim orada yabancı kökenli insanlar tabii ki fazlalıkla gidip oy kullandılar. Bu tabii ki bir avantaj. Ama onun yanı sıra da Almanların oy vermesi önemli. Sadece şunu fark ettim. Türk kökenli vatandaşlarımız, yani Alman vatandaşlığına girmiş, yani seçme ve seçilme hakkı olan çok az gidip katılım sağladılar. Yani bu sırf bizim oturduğumuz şehirde değil, başka şehirlerde de öyle. Bunu inşallah 5 sene sonra daha fazla katılımla daha çok Türk kökenli yabancı davet etmek de olmuyor. Biraz daha motive etmemiz gerekiyor. Biraz daha insanları mobilize etmemiz gerekiyor. Onun için de şimdi başlamamız gerekiyor. Yani Almanların bir deyimi var. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Yani seçimden sonra seçim öncesidir. Onun için yani son 6 ay, 1 sene öncesi seçim kampanyası değil de şimdiden başlayarak, kendinizi ispatlayarak istediğiniz
liste sırasında olun. Sizi Almanlar ve Türkler arkadan öne de seçebilirler. Tamam. Peki o zaman ben son bir sözünüz var mı? Ben tekrar sizi tebrik ederim. Bu güzel başarınızdan dolayı seçmenlere bir son cümleniz var mı? Tabii ki yani seçmenlere hepsine teşekkür ediyorum. Bana destek olanlara. Önemli olan tabanla beraber istişare yaparak meclislere güzel projeler götürmek, sorunları halletmek, sorunları hızlı bir şekilde halletmek. Önemlisi gençlere şu anda yön vererek daha çok siyasi partilere yer almalarını temenni istiyorum. Yani istiyorum bunu. İnşallah hayırlara vesile olur bundaki sonra süreçte. Tamam, peki ben tekrar teşekkür ederim. Çalışmanıza başarılar. Tamam. Yine böyle bir seçim şeyinde görüşmek üzere.